Değerli Anayasa Komisyonu Başkanımız, değerli milletvekilimiz BKK üyesi milletvekilimiz, değerli il başkanım, kıymetli milletvekili adaylarımız, ilçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kolları gençlik kolları başkanlarımız ve değerli yönetimleri, çok kıymetli muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Yarın akşam inşallah Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Ben şimdiden Kadir Geceniz de mübarek olsun diyorum. Ardından da bayramımızı kutlayacağız. Bu bayramdan hemen sonra da demokrasi bayramımıza geçeceğiz. Ve çok heyecanla beklediğimiz yeni Türkiye'nin temellerinin atıldığı o muhteşem sonuca ulaşacağımızı düşündüğümüz seçimlerimize gireceğiz. Bu seçimler, evet, önemli seçimler. Gerçekten karar vereceğiz. Yani güçlü bir Türkiye'ye mi oynayacağız? Güçlü bir meclisi mi? Güçlü bir hükümet mi? Yoksa tutuculuğu mu? Duygusallığı mı? Yoksa ideolojik karşıtlığa teslim olarak bir belirsizliğe mi oy vereceğiz? Aslında bunu yaşayacağız bu seçimlerde. Ümit ediyorum Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan bu millet, bu ferasetli millet ben en doğrusuna karar verecektir diye düşünüyorum. Bugüne kadar yanlış iş yapmadı. Sandık ortaya kurulduğunda AK Parti teşkilatlarının en ufak bir korkusu, çekincesi yok. Bu 24 Haziran seçimlerinde de yine yaklaşık bir yıl evvel il başkanlığında değerli il başkanım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber seçimlere hazırlığımızı hep birlikte yaptık. Sandıklarımızı, sandık kurullarımızı, her şeyimizi organize ettik. İlçede geçen yıldan itibaren Türk kongrelerimizi yaparak teşkilatımızı neredeyse tamamını yeniledik. Yani seçimlere gerçekten hazır, en hazır parti olarak AK Parti giriyor diyebiliriz. Bu konuda benim şüphem yok. Bunu yaklaşık bu aday adaylık ve adaylık sürecinden itibaren de sahada çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğümüz manzara da bize çok güzel bir ümit veriyor. Neredeyse 11 ilçenin tamamında saha çalışmalarında bulunduk. Hatta bazı ilçelere 2 veya 3 oldu. Devam ediyoruz, gidiyoruz. Seçim saatine kadar da reisimize söz vermiştik. Herkesin elini sıkacağız demiştik. İnşallah bunları da başaracağız. Evet, sözlerimi toparlamak istiyorum. Değerli muhtarlarım, sizleri önemsiyoruz. Türkiye'de 80'li ve 90'lı yılları hep birlikte yaşadık, gördük. Geçmiş dönemlere geri dönmek yerine daha umut var, daha güzel yarınlara el birliğiyle gidelim istiyoruz. Geçmişe gitmek gerçekten hepimize rahatsızlık verecek. Bunun bilincindeyiz. İnşallah sizler de öylesinizdir. Sahip çıkar, destek olur ve güçlü bir Türkiye, güçlü bir hükümet ve güçlü bir meclis konusunda bizlere eşlik ederse çok mutlu olacağız diyorum. Sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.